Merhaba sevgili öğrenciler. Welcome back to my video lesson. Video dersime hepiniz tekrar hoş geldiniz. In this video lesson, we will do an exercise about making up correct question form. Bu çalışmamızda arkadaşlar sizlerle birlikte geniş zamanda doğru soru formunu oluşturma üzerine etkili bir çalışma yapacağız. Çalışmamız iki bölümden oluşuyor arkadaşlar. Birinci bölümde daha çok do ve does'ı kullanarak uygun soru formunu oluşturacağız. Evet, çalışmamıza başlamadan önce değerli arkadaşlar, nasıl yapacağımızla ilgili bir açıklama yapacağım. Öncelikle sırayla gelecek olan cümleleri okuyacağız ve bizden istenilen soru şeklini, uygun soru şeklini oluşturacağız. Birinci soruya bakıyoruz. I want some chocolate. How about you? Evet, bu cümlenin Türkçe karşılığını söyleyelim arkadaşlar. Ben biraz çikolata istiyorum. Peki ya sen? Burada karşımızdaki kişiye sen çikolata ister misin şeklinde doğru soruyu sormamız gerekiyor. What's the correct answer? Nedir doğru cevabımız? Kontrol edelim. Evet, doğru cevabımız do you want some chocolate? Sen biraz çikolata ister misin şeklinde doğru soruyu sorduk. Bu soruya verilebilecek uygun cevaplarımız nedir arkadaşlar? Bakalım. Yes, I like it very much. Evet, ben onu çok severim. Veya arkadaşlar no, I don't. I am on a diet. Hayır, sevmem. Şu an diyetteyim şeklinde cevap verebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. I like playing tennis. How about you? Ben tenis oynamayı severim. Peki ya sen? Yani karşımızdaki kişiye sen tenis oynamayı sever misin şeklinde doğru soru formunu oluşturacağız. What's the correct answer? Nedir doğru cevabımız? Bakalım. Do you like playing tennis? Sen tenis oynamayı sever misin diye soruyoruz. Bu soruya verilebilecek uygun cevaplarımız nedir arkadaşlar? Yes, I like it. I play it every day. Evet, severim ve her gün oynarım şeklinde cevap verebiliriz. Veya no, I don't. Hayır, sevmem. I prefer playing basketball. Ben basketbol oynamayı tercih ederim şeklinde cevaplar verebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Pablo plays the piano. How about Lucia? Pablo piyano çalar. Peki ya Lucia? Burada soruyu arkadaşlar üçüncü bir kişiye yönelik olarak soracağız. Yani Lucia piyano çalar mı şeklinde doğru soruyu sormamız gerekiyor. What's the correct answer? Nedir doğru cevabımız? Bakalım. Does she play the piano? O piyano çalar mı şeklinde doğru soruyu soruyoruz. Bu soruya verilebilecek uygun cevaplarımız nedir? No, she doesn't. Hayır, çalmaz. Veya arkadaşlar, yes, she is very good at it. Evet, o bu konuda çok iyidir şeklinde cevaplar verebiliriz. Geçelim bir diğer sorumuza. Evet, cümleyi okuyalım arkadaşlar. You live near here. How about your friends? Sen bu civarda yaşıyorsun. Peki ya arkadaşların? Burada arkadaşlar doğru soruyu senin arkadaşların bu civarda mı yaşar şeklinde sormamız gerekiyor. What's the correct answer? Nedir doğru cevabımız? Do they live near here? Onlar bu civarda mı yaşar şeklinde doğru soruyu soruyoruz. Bu soruya verebileceğimiz uygun cevaplar nedir? Yes, they live near here. Evet, onlar bu civarda yaşar. Veya no, they live at the downtown. Hayır, onlar şehir merkezinde yaşarlar şeklinde doğru soruyu soruyoruz. Geçelim bir diğer soruya arkadaşlar. You speak English well. Sen çok iyi İngilizce konuşuyorsun. How about your brother? Peki ya kardeşin? Yani kardeşin iyi İngilizce konuşur mu şeklinde doğru soruyu soracağız. What's the correct answer? Nedir doğru cevabımız? Let's check it. Kontrol edelim. Does he speak English well? O iyi İngilizce konuşur mu şeklinde doğru soruyu soruyoruz. Bu soruya verebileceğimiz uygun cevaplar nedir? Yes, he does. Evet, konuşur. Veya arkadaşlar, no, he doesn't. He speaks just French. Hayır, konuşmaz. Sadece Fransızca konuşur şeklinde doğru soruyu soruyoruz. Geçelim bir diğer soruya değerli arkadaşlar. I do exercise every morning. How about you? Ben her sabah egzersiz yaparım. Spor yaparım. Peki ya sen? Burada karşımızdaki kişiye sen her sabah egzersiz yapar mısın diye doğru soruyu soracağız. What's the correct answer here? Nedir doğru cevabımız arkadaşlar? Do you do exercise every morning? Her sabah egzersiz yapar mısın diye soruyoruz. Bu soruya verebileceğimiz uygun cevaplar nedir? Yes, I do exercise every morning. Evet, her sabah egzersiz yaparım. Veya arkadaşlar, no, I don't. I do exercise just at the weekends. Hayır, her sabah yapmam. Sadece hafta sonları yaparım şeklinde doğru cevabı verebiliriz arkadaşlar. Geçelim bir diğer soruya. Sue often travels on business. How about Jack? Evet, Sue adındaki kişi sık sık iş gezisine çıkar şeklinde bir cümlemiz var.
Burada devamında "How about Jack?" Peki ya Jack? Yani Jack de sık sık iş gezisine çıkar mı şeklinde doğru soruyu sormamız gerekiyor. What can be the correct answer? Doğru cevabımız ne olabilir arkadaşlar? Kontrol edelim. Does he often travel on business? O sık sık iş gezisine çıkar mı şeklinde doğru soru formunu oluşturmuş oluyoruz. Bu soruya verebileceğimiz uygun cevaplar ise arkadaşlar. Yes, he travels on business twice a month. Evet, o ayda iki kez iş gezisine çıkar şeklinde cevap verebiliriz. Veya arkadaşlar, no he doesn't. Hayır, iş gezisine çıkmaz şeklinde cevap verebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. I want to be famous. How about you? Ben ünlü olmak istiyorum. Peki ya sen? Yani sen ünlü olmak istiyor musun diye doğru soruyu sormamız gerekiyor. What's the correct answer? Nedir doğru cevabımız? Tabii ki arkadaşlar, do you want to be famous? Sen ünlü olmak istiyor musun diye soruyoruz. Bu soruya verebileceğimiz uygun cevaplar nedir? Yes, I want to be famous singer. Evet, ben ünlü bir şarkıcı olmak istiyorum. Veya arkadaşlar, no, I don't want it. Hayır, onu istemiyorum şeklinde cevaplar verebiliriz. You work hard for an exam. How about Nicole? Sen bir sınav için çok çalışırsın. Peki ya Nicole? Burada arkadaşlar soruyu üçüncü bir kişiye yönelik soracağız. O yüzden arkadaşlar peki ya Nicole sınav için çok çalışır mı tarzında bir soru sormamız gerekiyor. What's the correct answer? Nedir doğru cevabımız? Tabii ki does she work hard for an exam? Evet, o sınav için çok çalışır mı şeklinde doğru soruyu soruyoruz. Bu soruya verilebilecek uygun cevaplar. Yes, she does. She wants to pass exams. Evet, o çok çalışır ve sınavları geçmek ister. Veya arkadaşlar, no, she doesn't. She doesn't care exams. Hayır, çok çalışmaz. Sınavları umursamaz şeklinde cevaplar verebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. I can make delicious meal. How about you? Ben lezzetli yemek yapabilirim. Peki ya sen? Karşımızdaki kişiye sen lezzetli yemek yapabilir misin şeklinde doğru soruyu soracağız. Nedir cevabımız? Can you cook delicious meal? Sen lezzetli yemek yapabilir misin şeklinde soruyoruz. Bu soruya verilebilecek uygun cevaplarımız nedir? Yes, I can cook. Evet, yapabilirim. Evet, pişirebilirim. No, I am not good at it. Hayır, yapamam. Ben bu konuda iyi değilim şeklinde cevap verebiliriz. Evet arkadaşlar, çalışmamızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. In the second part, we will ask correct question by using WH. Çalışmamızın ikinci bölümünde arkadaşlar, who, what, where, when gibi W ve H harfleriyle başlayan uygun soru kelimesini kullanarak doğru soruyu soracağız. Bu çalışmamızda arkadaşlar karışık olarak verilen kelimelerden uygun soru formunu oluşturmamız isteniyor. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet, birinci soruya baktığımızda where, live, your parents ifadeleri var. Bu kelimeleri kullanarak arkadaşlar uygun soru formunu oluşturmamız gerekiyor. Tabii ki soruya soru kelimesiyle yani where ile başlayacağız. What can be the correct answer? Nedir arkadaşlar doğru cevabımız? Where do your parents live? Yani senin ailen nerede yaşar diye doğru soruyu soruyoruz. Bu soruya cevap olarak arkadaşlar, they live in a small town in France. Onlar Fransa'da küçük bir kasabada yaşıyorlar şeklinde doğru cevabı vermiş olalım. Geçelim bir sonraki soruya arkadaşlar. Evet, burada da arkadaşlar you, early, always ve get up ifadelerini kullanarak yine geniş zamanda doğru soruyu sormamız gerekiyor. What can be the correct answer? Doğru cevap ne olabilir arkadaşlar? Tabii ki do you always get up early? Sen her zaman erken kalkar mısın şeklinde doğru soruyu soruyoruz. Bu soruya verebileceğimiz uygun cevaplar yes, I always get up early on weekdays. Evet, hafta içi her zaman erken kalkarım. Veya arkadaşlar, no, I don't get up early. Hayır, erken kalkmam şeklinde doğru cevabı vermiş olabiliriz. Geçelim bir sonraki soruya arkadaşlar. Burada da arkadaşlar soru kelimemiz how often, yani ne sıklıkla anlamına gelen bir soru kelimesi. What can be the correct answer? Doğru cevabımız ne olabilir arkadaşlar? Doğru soru formu ne olabilir? Think for a while, düşünelim. Let's check. Evet. How often do you go out with friends? Arkadaşlarınla ne sıklıkla dışarıya çıkarsın şeklinde doğru soruyu sormuş oluyoruz. Bu soruya cevap olarak arkadaşlar, I sometimes go out with friends in the evenings.
Akşamları bazen arkadaşlarımla dışarıya çıkarıp şeklinde bu soruya cevap verebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Burada da arkadaşlar you, want, what ve for dinner ifadelerini kullanarak uygun soru formunu oluşturmamız isteniyor. Tabii ki soru kelimemiz what. O yüzden soruya what'la başlıyoruz. What can be the correct answer? Doğru cevap ne olabilir? Tabii ki what do you want for dinner? Akşam yemeği için ne istersiniz? Şeklinde doğru soruyu soruyoruz. Cevap olarak arkadaşlar, I want meatball and pasta with some salad. Akşam yemeği için köfte ve biraz salatayla makarna isterim şeklinde doğru cevap vermiş olabiliriz. Geçelim bir diğer soruya arkadaşlar. Burada da your brother, like ve futbol ifadeleri var. Yine geniş zamanda arkadaşlar, kardeşin futbolu sever mi tarzında bir soru sormamız gerekiyor. What can be the correct answer? Doğru cevap ne olabilir? Does your brother like football? Kardeşin futbolu sever mi? Şeklinde doğru soruyu soruyoruz. Burayla ilgili arkadaşlar verebileceğimiz uygun cevaplar Yes, he likes football. Evet, futbolu sever. Veya arkadaşlar No, he likes individual sports such as tennis and swimming. Hayır, sevmez. O daha çok bireysel sporları sever. Tenis ve yüzme gibi. Evet, bir diğer soruya geçtik arkadaşlar. Burada what soru kelimesiyle uygun soru formunu oluşturmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar boş zamanlarında ne yaparsın tarzında bir soru soracağız. What's the correct answer? Nedir doğru cevabımız? Evet, what do you do in your free time? Yani boş zamanlarında ne yaparsın şeklinde soruyoruz. Bu soruya verebileceğimiz uygun cevap nedir arkadaşlar? I usually go jogging at the park or play basketball with friends. Evet, genellikle parkta yürüyüşe giderim veya arkadaşlarla basketbol oynarım şeklinde örnek bir cevap verebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Evet, burada da arkadaşlar yine what soru kelimesini kullanarak uygun soru formunu oluşturacağız. Bu kelime ne anlama gelir tarzında bir soru sormamız gerekiyor. Cevabı kontrol edelim. Evet, buradaki sorumuz arkadaşlar what does this word mean şeklinde bu kelime ne anlama geliyor tarzında bir soru soruyoruz. Burayla ilgili arkadaşlar örnek bir uygulama yapalım. What does talkative mean? Talkative kelimesi ne anlama geliyor şeklinde bir soru sorduk. Burada arkadaşlar cevaba baktığımızda it's an adjective to describe person who talks too much. Yani çok konuşan insanları ifade etmek için kullandığımız bir sıfat. Yani konuşkan, geveze anlamına geliyor. Geçelim bir diğer soruya değerli arkadaşlar. Evet, burada da arkadaşlar what time ifadesini görüyorsunuz. Yani saat kaçta anlamına gelen bir soru kelimesi. Bu soru kelimesini kullanarak uygun soru formunu oluşturacağız. Ve genellikle yatmaya kaçta gidersin şeklinde bir soru soracağız. What's the correct answer? Nedir doğru cevabımız? Evet, bu şekilde arkadaşlar what time do you usually go to bed? Genellikle saat kaçta yatmaya gidersin şeklinde soruyoruz. Bu soruya verebileceğimiz örnek cevap ise arkadaşlar I usually go to bed at around 10 p.m. Evet, ben genellikle saat 10 civarında uyumaya giderim şeklinde arkadaşlar örnek bir cevap vermiş olalım. Geçelim bir diğer soruya. Sıradaki soruya baktığımızda how many ifadesini görüyorsunuz. Yani kaç tane, kaç anlamına gelen bir soru kelimesi arkadaşlar. Burada günde kaç saat televizyon izlersin şeklinde uygun soru formunu oluşturmamız gerekiyor. What can be the correct answer? Doğru cevabımız ne olabilir? Let's check it. Kontrol edelim. Evet, doğru soru arkadaşlar. How many hours do you watch TV in a day? Günde kaç saat televizyon izlersin şeklinde sorduk. Bu soruya verebileceğimiz örnek bir cevap ise I watch TV 2 or 3 hours in a day. Günde 2 veya 3 saat televizyon izlerim şeklinde cevap vermiş olduk. Geçiyoruz bir sonraki soruya. Evet arkadaşlar burada da yine what soru kelimesini kullanarak uygun soru formunu oluşturacağız. Genellikle kahvaltıda ne yersin şeklinde bir soru sormamız gerekiyor. What can be the correct answer? Doğru cevap ne olabilir? Evet, doğru sorumuz arkadaşlar. What do you usually have for breakfast? Kahvaltıda genellikle ne yersin şeklinde soruyoruz. Bu soruya verebileceğimiz örnek bir cevap ise I have quick breakfast on weekdays. Hafta içi genellikle hızlı bir kahvaltı yaparım. So I usually have toast with a glass of tea. Bu yüzden genellikle bir bardak çayla tost yerim şeklinde uygun bir cevap vermiş oluyoruz. Geçelim bir diğer soruya. Evet arkadaşlar burada da
Gördüğünüz gibi when soru kelimesini kullanarak uygun soru formunu oluşturacağız. When soru kelimesini cümlenin başında kullanıyoruz arkadaşlar. Sormamız gereken soru ise İngilizce kursunu ne zaman alırsın şeklinde doğru soruyu soracağız. What can be the correct answer? Evet, oluşturmamız gereken doğru soru cümlesi When do you take your English course? İngilizce kursunu ne zaman alırsın şeklinde doğru soruyu oluşturuyoruz. Bu soruya verebileceğimiz örnek bir cevap ise I take my English course on Saturday afternoons. İngilizce kursumu cumartesi öğleden sonraları alırım şeklinde cevap vermiş olalım arkadaşlar. Geçelim son soruya. Evet, burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi where soru kelimesini kullanarak uygun soru formunu oluşturacağız. Bileti nereden alabilirim şeklinde doğru soruyu sormamız gerekiyor. What can be the correct answer? Doğru cevap ne olabilir arkadaşlar? Let's check the answer. Cevabı kontrol edelim. Doğru soru şekli Where can I get the ticket? Bileti nereden alabilirim şeklinde soruyoruz. Bu soruya verebileceğimiz örnek cevap ise You can get it from ticket booth at the department store. Bileti alışveriş merkezindeki bilet gişesinden edinebilirsin. Or you can get it online. Veya bileti internetten alabilirsin şeklinde bu soruya örnek cevap vermiş olalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışmamızın sonuna geldik. Geniş zamanda uygun soru formunu oluşturma üzerine etkinliğimizi tamamladık. I hope you like my video lesson. Umarım arkadaşlar video dersini beğenirsiniz. Take care of you. Kendinize iyi bakın. Thanks for your participation and watching my video lesson. Katıldığınız ve dersimi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Take care, goodbye. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.